İkinci el alım satım yapan bir esnaf, insanların artık kemerlerini bile satmaya başladıklarını söyledi. Birçoğu siftah yapamamaktan zaten şikayetçi. Bir esnaf da 64 yaşındayım, böyle kriz görmedim ifadesini kullandı. İşte tüm bu ifadeler CHP Ekonomi Masası heyetinin Denizli ziyaretinden. Ben kemeri getirdiğini gördüm yani. Kemerini. Kemeri satmaya getirdim. Bunu alır mısın dedi. Ben de bakıyorum ne dedi dedim. Baktım eline dolamış. Abi ben bunu satıyorum dedi. Ben ne yapayım kardeşim alamam dedim. Denizli'de bir esnaf. İkinci el mal alım satımı yapıyor. Ekonomik kriz yüzünden insanların kemer bile sattığını söyledi. Para teklif etsem belki de olmayacaktı, kabul etmeyecekti ama. CHP ekonomi masası Denizli'deydi. Esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Siftah edeceğiz diye bekliyoruz. Nasıl, daha siftah etmedin etmedim mi? Nasıl etmedin? 3 tane dükkanımız var, siftah etmedik abi. Müşteriler bekliyoruz ya. Böyle bir kriz daha önce görmüş müydün? Görmedim. Yani 64 yaşındayım, görmedim. Yaptıkları iş farklı ama dertler aynı. Bir giyim mağazası sahibi artık ürün bile almak istemediğini söyledi. Fiyatlar hani yüksek, bayağı yüksek. Bundan dolayı biz almak istemiyoruz çünkü satamayacağız. Biz de almaktan vazgeçiyoruz. Ne yapacağız? Artık birkaç ay sonra malı yani ürünleri biz bir şekilde indirimden satıp bu işin içinden çıkmaya çalışacağız. Denizli kale içinde esnaflık yapan bir başka giyim mağazası sahibi. Onun da sorunu müşterilerdeki azalma. Müşteriler nerede? Gelen yok. Nasıl yok? Kendimiz açtık. Giriyoruz çıkıyoruz. Yeni. Deri ürünleri satan başka bir esnaf da satış yapamamaktan şikayetçi. Satış yaptın mı? Yok şef durdum. İnsanların derdi ekonomi, iktidarın derdi başka yani. Et ve Süt Kurumu'nun karkas et fiyatlarını 10 lira artırması perakende fiyatlarda da yeni zamların işaretçisi oldu. Kasaplar son zamı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını söylediler. Ancak marketlerde etin kilosu 15 lira daha pahalıya satılıyor. Ne kadar zamandır et yemiyorsunuz? Bir senedir et yemiyorum. Bir senedir et alamıyor musunuz? Alamıyorum. Ucuz olsa alacağım ama ucuzlamıyor. En son aldığınızda ne kadardı etin kilosu? En son aldığımda 60-70 lira. Cepler küçülüyor, enflasyon, ürünlere gelen zamlar ve yaşam şartı zorlukları her geçen gün artıyor. Hanelere artık daha az et, daha az besin giriyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği'nin araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin et tüketimi 2019'da yılda 48 kiloyken 2020'de 28 kiloya düştü. Hatırlamıyorum. Bence tavuk alıyorum. Parça tavuk alıyorum. Bütçem yetmiyor. Ben ailem yok yani. 34 yaşındayım. İnşaat işçisiyim ben. Ablam hoş geldin. İnşaatta ne çalışsam ev giderine önce gidiyor. Kirada duruyorum. Böyle gelirim giderim yok yani. Şuraya geliyorum. Çocuklara yemek alalım diye. Dışarıda alamıyorum. Önce tavukla geçiyorum. Et ve Süt Kurumu karkas et fiyatına 10 lira zam yaptı. Büyükbaş hayvan kesimi 50 liradan 60 liraya çıktı. Etin perakende fiyatı 115 liraya kadar yükseldi. Ancak bu zam tüketiciyi sevindirmediği gibi üreticiyi de memnun etmedi. Gariban yiyeceği bir kıyma var. O da 93 lira. En ucuz kıyma 93 lira. 85 lira satıyorduk. Yani fazla bir zam yapamadık. 1 yaşına gelen hayvanın besicisine maliyeti ortalama 26.800 lira. Kesime giden bir hayvandan yaklaşık 400 kilogram karkas et çıkıyor. Bunun kilo maliyeti üreticiye 67 lira olurken karkas etin kesim fiyatı değişiyor. Yani üretici zarar ediyor. YSK'nın bir güvenilirliği kalmadı bizim gözümüzde. 70 liraya sattığımızda bile emeğimizin karşılığı değil. Dışarıda, yurt dışında şu anda ithal hayvanın Türkiye'ye maliyeti çok yüksek. İçerideki üreticiyi ayakta tutalım. Üretici hayvanını sattıktan sonra diğer işlemler mezbahada devam ediyor. Mezbahada karkas etin kesim maliyeti 71 TL'yi buluyor. Bir sonraki adım kasap. Kasap 1 kilogram karkas eti 71 TL'ye alıyor. 3000 liralık bir elektrik geliyordu. 8000 lira elektrik geldi. Yani 15 bin lira kirası var. Bu nasıl çıkacak? Hepsi artıyor. Mecburi yazacak mı? Hepsi vatandaşa geri dönüyor. Dışarısı eksi 10 derece. Biz bu işi yapıyoruz. Bayram yok, tatilimiz yok, hafta sonumuz yok. Çoluk çocuk hepimiz bu işin içerisindeyiz. Fakat bizim yemeğimizin karşılığı bunlar değil. Hal böyleyken kırmızı eti alım gücü olmayan sakatata yöneliyor. Ama orada da durum farklı değil. 15'e satıyorduk, şu anda 20 liraya satıyor. Bu nedir?
herhalde. 10 günün içinde fazla bir zaman değil. Şöyle kızı kaç alır? Mesela 25 milyona satıyordu. Yani 10 günün içinde 30 milyon almış. Aslında ciğeri alıyorduk. 50 milyona şimdi alıyoruz, 65 milyona, 70 milyona satıyoruz.